Dünya Kupası Dünya Kupası elemelerine yaz gibi başladık. Eylül'de biraz kış hanım sattı. Şimdi Ekim kasıma geldik. Son bağırdı, son bardayız. Şimdi öldü. son bardayız. İşte tekrar yaza dönecek miyiz? Oynayacağımız son maç. Salı akşamı ama e, bayağı heyecanlı olur hocam. Büyük resim çıkacak. Evet hocam. Bugün Kerem'le Rıdvan'a bayıldım ben ya. Yani Kerem gittikçe ben de Rıdvan Dilmen gibi bir hareketlenme, bir durma kalkma gösteriyor. Rıdvan da oyuna girdikten sonra yaptığı ortalar. Hani eliyle atsa önce bu kadar güzel atmıyor. Al attı. Müthiş ortalar yaptı ya. E yani Ceza alanına yani yakın hiç, bir yerde içeri girdiği zaman geçemeyeceği adam yok. Patlaması çok iyi ya. Süratli yani yüzden... yürür gibi geçiyor. Çok değişik bir oyuncu yani. O şeyli değil yani. Gelişecek bir tip değil biliyor musun? Allah vergisi bir şey ya yani. özelliği var. Bunu kuvvetlendiğini düşünsene. Evet. Yani daha 20 yaşında 2 evet. sene sonra tecrübeyi kattı. Kuvvetlendiğini düşün. Çabukluğu var. Kolay kolay Müthiş. süratli bir oyuncu geçemez bunu. Bir, bir de bekle stoper arkasına mesela çok iyi koşular yapıyor. Ha. İlk yeri yaptı fazlasıyla. Kerem, Rıdvan, Halil yani genç oyuncuların bu kadar başarılı olması da hepimizin hoşuna gidiyor. Ben e, takım zaten 4-2-4 gibi oynadı. 2 tane 8 hatta Hakan Çalhanoğlu 10 numara gibi Orkun'la beraber merkezde oyunu kurdu. Bütün ofansif kadroyu e, yani eldeki çıkabilecek e, Stefan Kums bunu oynattı. Ben Barış Alperle ilgili bir şey söyleyeceğim. Genç, atletik, iyi niyetli bir oyuncu. Mutlaka ama böyle yerleşik savunmalara derinlemesine bir savunma e, mutlaka set ucumunda biraz daha oyun zekasını, oyun bilgisini, Çok yorumunu olur. Ve tekniğini de geliştirmesi de oldu, gerekir. Biz yani Bayağı <laughs> uzun kaldı bizde. Hayır Galatasaray da. maçlarında Şimdi da onu hep bu sene ben dile getirdim. Geçen sene Keçiören'de en aşağı onun ben 10-15 tane maçını seyrettim. Yani televizyonda oturdum seyrettim. Yani Galatasaray doğru bir transfer yaptı. Atletik geniş alanda etkili güçlü bir oyuncu. Ama dediğim gibi Keçiören'de de aynı sıkıntıyı yaşıyordu. Özellikle yerleşik savunmalara oyun bilgisini yorumunu geliştirip... ...tekniği de Ders geliştirmesi tekniğinde. gerekir. Ben devre arasına bekledim. Kuns'tan biliyor musun başladıktan sonra... Orkun çünkü Feyenoord'da ortada o pozisyonda geldiğinde oynuyor. Bir de teknik oyuncu sağ çizgiye alıp öne Hakan merkezde Halil. Serdar Dursun'u alıp Serdar Dursun'la Burak Yılmaz. Arkada Halil. Yani 4-1-3-2 gibi bir dizilişle de oynayabilirdik. Rakip 10 kişi zaten gelmiyor. Yani hiç Orkun da sağ çizgide oynayabilirdi. Ama milli, milli takım inşallah Karadağ maçı salı akşamı hem bizim hem de Hollanda'daki neticeyi çıkar. İnşallah o Mart'taki playoff'ları görürüz. Karadağ maçında bence bu kadar da zorlanmayız. Şimdi ilk başta zorlandık bayağı bir zor. Ama Karadağ maçında bence daha iyi işler yapacaktır bu milli takım. Ta. Çünkü çok müsait. Hocam üstümüze gelen takımı biz daha iyi... Üstümüze Sağolun gelen takımı daha, daha iyi... Da karşıda her iki kanatta da, da var. var. Bir de bu, bu kadro bu ilk 11 ile başlayamızı umuyorum. Yani özellikle Orta sahanın merkezinde. Yani Berat veya Berkan'la mutlaka ikisinden biriyle başlayıp daha farklı bir diziliş olacaktır. Yani paldır küldür bu kadar ofansif değil. Galip gelmemiz gerek ama mutlaka orada bir orta saha merkezine bir altı numarayla, altı numarayla başlayacağız. Mutlaka da da Karada de. o kadar da boşta İy takım Taka değil. Şimdi şey, biraz evvel demiştin işte Hollanda, işte Norveç maçı Hollanda akşam kazandığı zaman işte Norveç maçına nasıl çıkar garantiliyor çünkü dünya şampiyonasına gitmeyi, gruptan çıkmayı. Şimdi Ercan Torun oğulları ya o da Hollanda manşeli olduğu için Hollanda'da 600 bin Türk yaşıyor. Bir artı Van Gaal geldi kötü bir gidişten sonra Van Gaal geldi ve Van Gaal bir sistem teknik direktörü. Doğru. Hiçbir maça çıktım bırakmaz özellikle doğru, milli evet, maçlarda doğru. böyle şeyleri zaten düşünmek. milli maçlarda çok şey olmaz. Yok. Yani hani konsantrasyon kaybına neden olur mu diye bir tedirgin özellikle Van Gaal gibi hoca geldikten sonra da gençleri bile oynatsa. Gençleri konsant... oynatsa daha iyi. Daha iyi zaten. yani o konsantrasyon kaybını yaşamaz ama. Yani Hollanda çıktığı zaman gerekeni yapar. Biz şimdi yine izleyicilerden mesajlar da geliyor. Rıdvan'ın iki asisine vurgu var. Serdar Dursun acaba biraz daha erken girebilir miydi diyenler var. Yine Mert Müldür'ün her zaman iyi iş yaptığını söyleyenler var. Ki bugün hakikaten yine çok da güzel bir gol attı. Bu tarz ufak ufak yorumlar var. Bizim hücumcularımız kısaydı defastan geliyordu. Şimdi o iki oyuncu girdiği zaman fazla havaya hakim olduk. Kenan nasıl? Zaten abi. o zaman avantaj oldu. Ön direk, arka direkten ...kureleri koydun mu hepsi iyi. Fakat Demirel orada ne geziyordu ya? Dördüncü golde değil mi? Değil mi? Bir de... Yani hiç beklenmedik yerde çıktı tık ayak içi. Temiz vurdu hocam. Değil Çok, mi? Tabii uzak köşeye. Çok güzel vurdu yani. Ya san... Olay değil. Stoper değil sanki Santrafor golü. Santrafor vuruşu yaptı. Bir de 6-0 olması yani Norveç berabere kalmasa belki hiç emniyeti olmayacak. Norveç berabere kalınca hakikaten hesapları çok değiştirdi. Kimse beklemiyordu. "Meri çok mutluyuz. Hak ederek galibiyet aldık. Gereken mücadeleyi ve özveriyi gösterdik." dedi ki hakikaten. Çok mücadele ettiler, çok istekliydiler. Ben de sonunda Gol. <laughs> Disiplinle <laughs> çok... oynadılar. Ben de sonunda oynadım. karşı kaleye gol attım diyor disiplinli Meri. Disiplinle oynadılar. Ee, evet. Kendi kalesine atıyordu ya. Meri Demir abi, ya, çok talihsiz. Mücadele <laughs> etmeyen oyuncuya kızarım ya. da kendi kalecine gol atmış Olur abi. Tabii ki canım. Atar ya. Ha ama kötü maçlara denk geldi hakikaten. Ee, Dünya Kupasına gideceğiz inşallah diyor. Tabii önce biz şu salıyı atlatalım sonra Mart'taki play, -off play, -off play -off maçlarına play ilişkin. Ee, orada başka bir Bak ne şeyler kadar güzel yapmış ya. Sonunda karıcı kaleye attım diyor. <laughs> güzel bir şey abi yani. Ne güzel. Topçu abi, futbolcu abi. Nasıl takıntı haline getirmiş onu değil mi? Değil mi? mi? Tabii abi. Yani. yani İtalya maçındaki zaten dramatikti onun için. Bir de bu ikincisi fazla <laughs> üst üste oldu. <laughs> ee, ama bugün güzel bir gol attı. Ya Merik kendi kalesine 10 tane de gol atsa çok iyi, iyi oynayacak. Savaşçı. İyi oyuncu yani abi kulüp takımda da öyle ama milli Yüzük takımda ayrı bir böyle havayla oynuyor. Canı sağ olsun bir de gençler. Ya adam keyif oluyor. Rıdvan, Halil'i Halil görünce, Kerem'i görünce, Barış Alper tamam eksiği var ama bu oyuncuları gençleri görünce Şemert Tüm. Müldür giriyor gol atıyor, Zeki oynuyor. Çağlar. Tabii. E, ya yani Uğurcan bile Bak, daha, hani şey ya, genç. Bak bu bizden şey söylüyor. genç takım. Var. Çağlar, da. Meri falan da kenarda var. Yani gencecik ya, İrfan, pırıl pırıl oyuncular. Orkun, Orkun, Orkun Feyenoord'ta oynayan öyle. gencecik Şimdi, oyuncu. Çok hoş, çok hoşlanıyordur bence. Herkes ya mutlu oluyordur ya Hocam, böyle gençler oynuyor yeşerecek diye. Yeşerecek filizler var. Bakın. işte Rıdvan bir sene önceye kadar Beşiktaş U19 takımının oyuncusu. O 19 milli takımına gidiyordu. O 19 milli takımın oyuncusuydu. Bir sene sonra iki ben Beşiktaş'la çalışırken işte oynadığımız Erzincan 24 işte e, kupa maçında Kerem bizim rakibimizdi. Biz orada 2-0 yendiler Erzincan'da. O maçta hakikaten bu oyuncu ki herkesin gözüne vatan bir oyuncuydu. İki sene önce Erzincan'daydı bu çocuk. E şimdi milli takım ve Galatasaray'ın değişmez oyuncusu, bank oyuncusu. Demek ki hakikaten bir filizler var esasında. Bulmamız, yakalamamız gereken filizler de var. So. Bu arada Julio Ribas, Erman abi, Cebeli Terlik Takımı'nın teknik direktörü diyor ki, Türkiye'yi tebrik etmek istiyorum. Kırmızı kartın haksız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu skoru etkilemeyecekti. O kadar da hani açık sözlü. Yani sonucu değiştirmezdi demeye getiriyor büyük ihtimalle. Türkiye çok iyi bir takım. Bugün de sahada kalitelerini gösterdiler. O penaltıyı, şeyi, kırmızı kartı Bakacağız, Nasıl? konuşacağız onu hoca. Yakan, yabancı takımların şeyleri oyuncu seçim yapan insanları Türkiye'de alt takımları tarıyorlar ya. İnanılır bunu benim arkadaşlarım söylüyor, menajer arkadaşlar. Hocam nerede? Biz başka ya? işler yapıyoruz. Onlar bizim alt tarafı tarıyorlar ha. Tabii tabii. Hocam, bakın ben gene Beşiktaş'ta çalışırken şimdi Almanya Bielefeld'e Burak İnce diye genç bir kardeşimiz gitti Altınordu. Bizde bildiğimiz çocuk, takip ettiğimiz bir çocuktu. Biz işte o zaman Erdal Torunoğlu ile de konuştuk. Ben bu çocuğun alınması için ısrar etmiştim. Allah var. Girişmeleri yaptı ama olmadı sonuçta. Nasıl Çağlar'la ilgili gelişmeler de yapmıştık. Girişimler oldu. Gidip konuşuldu. Oldu. Ama olmadı. Burak İnce için de aynı şeyler oldu. Konuşuldu. Ama gene olmadı. Bugün baktığımız zaman daha 2004 doğumlu, 2004 doğumlu gencecik bir çocuk. Evet. Armanya Bielefeld'e transfer oldu. Daha 18 yaşını doldurmadı bu çocuk. Yani ocakta falan dolduracak zannedersem lisansı da ondan sonra çok çıkacak. Çok yetenekli ama. Çok yetenekli çok bir çocuk. Çok aldıramadık çok iyi çocuğu. Mi? İyi ki de yapmamışsınız da Avrupa'ya gitmiş hocam ben. İşte biz Çağlar'ı öyle bıraktık. Gitti işte Leicester'a <laughs> <Hep> <laughs> gitti. Ben böyle derim abi. Avrupa'ya gidecekler Ç abi. Çağlar'ı almadık bıraktık Oraya gitti sıra Bunu da almadık. Willefeld başladı bu da gider bir yerlere. İnşallah yollar açık olsun. Yani bizim Türk futbolu kazansın. Yani büyük resmimde daha iyi iş yapalım. Ben onun misalini hep söylüyorum. Bu şimdi hidayet var ya Türk oğlu basketbol bedavası. Yemek yiyoruz Aydın Örs falan. Allah rahmet eylesin. Doğan Akemez böyle yap. Niye moralim bozuk? Çok erken gitti hocam ezidir. Ya bırakacaksın bu işi Aydın dedim ya bırakacaksın. Gitsin Amerika'ya adam oldu da doldurdular altını. İşte gitti bak hidayet nerelere geldi orada. Altay ABD 2. başkanı bile seyrediyordu abi. Hidayetin abi, maçlarını abi. düşün. Abi A gideceksin Avrupa'ya falan gideceksin. A